Bugünkü toplantının konusu İstanbul Belediye Kütüphanesi. Kısaca adı bu ama herhalde belediye kütüphanesinin sadece böyle bir isimden ibaret olmadığını bu konferansın sonunda anlayacak oluyorlar. Bizim neslin ilk öğrendiği bilgi merkezlerinden, bugünkü tabirle bilgi merkezlerinden bir tanesi İstanbul Belediye Kütüphanesi'ydi. İstanbullu olalım olmayalım. Abilerimiz o zamanlar bizim gençlik devrimizde bize okuma listeleri verirlerdi ve bu listeler elden ele dolaşırlardı. Bunlardan, bu listelerin içindeki değişmeyen kitaplardan bir tanesi de Osman Ergin merhumun, merhum Muallim Cevdet hakkında yazdığı Muallim Cevdet Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi isimli kitap. O kitap bu okurken biz İstanbul Belediye Kütüphanesi ile tanışmış olmuştuk. Daha sonra ben şahsen mesleki durumum itibariyle hem kütüphaneyi kullandım hem kütüphanecilerle, o zaman geçmişteki bazı kütüphanecileriyle tanışma imkanı hasıl oldu. Sadece 3-5 tane değerli kitap koleksiyonundan ibaret değil, onun yanında albümleriyle, haritalarıyla cidden mühim bilgi merkezlerimizden bir tanesi. Nail Bayraktar Bey hayatını üniversite sıralarından itibaren kitaplar ve kütüphaneciliği hasretmiş ve kütüphanecilikten emekli olmanın mümkün olmadığını fiilen ortaya koyan meslektaşımız şu anda bu kütüphaneyi bize tanıtacak. Allah cümle kütüphaneler için, cümle Osman Erginler ve Nail Beyler, Nail Bayraktar Beyler nasip etsin ki hepsini tanıyalım. Maalesef tanıyamadığımız bilgi merkezlerimiz, kütüphanelerimiz ve diğer benzeri kuruluşlar. Ben sözü uzatmadan Nail Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler. Ben yıllardan beri bu salonda dinleyici olarak bulunurdum. Kısmet de bu mikrofonun karşısında oturmak da varmış. Atatürk kitaplığındaki yazma eserleri tanıtma imkanını verdiği için İRİSKA yönetimine teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Bu iki ışığı kapatabilir miyiz? Atatürk kitaplığının birinci İRİSKA'lı ile belediye kütüphanesinin tarihçesini anlatan pek çok yazı 1929 yılında İstanbul Belediyesi bir inkılap müzesi ve kütüphanesi kurmayı kararlaştırır cümlesiyle başlar. Tamam. Aslında ilk belediye kütüphanesi 1924 yılında belediye binasında kurulmuştur. Bunu Halit Bayrı'nın 1926 yılında İstanbul Şehir Emaneti Mecmuası'nın 22. sayısında yazdığı Şehir Kütüphaneleri adlı makalesinden anlıyoruz. Orada şöyle diyor Halit Bayrı: İstanbul'da umumi bir şehir kütüphanesi tesis edilmemekle beraber bunun bir nüvesi olmak üzere 1924 senesinde Şehir Emaneti Dairesi'nde bir belediye kütüphanesinin temeli atılmış. O sene bütçeye konulan tahsisatla küçük mikyasta bir kütüphane vücuda getirilmiştir. Bu kütüphane el yevm istifade edilebilir bir halde ise de şüphesiz ki nakız, faydası mahdut ve şehir emanetine münhasırdır. Merhum Orhan Durusoy kataloğunun birinci cildinde aynı kütüphane hakkında şu tamamlayıcı bilgiyi veriyor. Bu suretle ihdas olunan kütüphane, kapatabilirsin. Bir taraftan memurluğuna okuma yazması kıt olan kimselerin tayin olması, diğer taraftan belediye binasında kütüphaneye tahsis olunan odanın zaman zaman başka hizmetlere ve maksatlara tahsis edilmesi sebebiyle uzun ömürlü olamamış ve sonunda lağvedilmiştir. Bu durumda 1929 yılı kütüphanenin kuruluşunun ikinci safhasının başlangıcı oluyor. Yine aynı kataloğun ön sözünden edindiğimiz bilgiye göre o yılda, yani 1929 yılında vali ve belediye başkanlığının başkanlığında bir komisyon kurulur ve Atatürk'ün Şişli'deki evi İnkılap Müzesi ve Kütüphanesi için mekan olarak seçilir. Evet. Burası
Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gitmeden önce Kurtuluş Savaşı planlarını hazırladığı evdir. Kurulan komisyonda Profesör Fuat Köprülü, Halil Ethem Bey, Doktor Süheyl Ünver ve Osman Ergin gibi şahıslar bulunmaktadır. Komisyonun teşekkülünden önce orada görev alacaklara gönderilen mektuplardan bir tanesi kütüphanedeki dosyalarda gözümüze çarptı. Müsaadenizle onu okumak istiyorum. Emanet mektupçusu Osman Beyefendi'ye. Emanet, İstanbul'da bir İnkılap Müzesi tesis etmek arzusundadır. Bu müze en ziyade siyasi ve içtimai inkılabımıza ait asar ve vesaiki ihtiva edecektir. Gazi'nin milli harekatı idare etmek üzere Anadolu'ya geçmeden evvel vatanın kurtuluşunu hazırladığı ev, emanetçe satın alınarak bu işe tahsis edilmiştir. Müzeye konacak asarı tedarik ve mübayağı hususunda tecrübe ve ihtisaslarından istifade ve müze teşkilatını icra etmek üzere bu işleri zat halleriyle müze müdürü Halil, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Reisi Profesör Mehmet Fuat, Askeri Müze Müdürü Miralay Cevat, Esbak Şehremeni Vekili Hayrettin Nedim Beylere tevdi düşünülmüştür. Arz olunan hizmeti kabul buyurup buyurmayacağınızın ve bu bapta daha kimlerden ne surette istifade olunabileceğinin işarını rica ve bilvesile teyidi hürmet eylerim efendim. Şehremeni Muhittin. Yani belediye reisi kendi memuruna yazıyor bu mektubu. Osman Ergin'in verdiği cevap değil ama Doktor Süheyl Ünver'in cevabı dosyadaki evrak arasında hala duruyor. Doktor Süheyl Bey de şu cevabı vermiş o mealdeki mektuba. Şehremaneti Aliyesine. Gazi'nin mübeccel namına izaf eden emaneti aliyelerince tesisi arzu buyurulan İnkılap Müzesi heyeti arasında bulunmaklığım hakkındaki emri samilerini hürmetle aldım. Bu milli ve vatani vazifeyi şükranla kabul ve vüs'ün nispetinde çalışacağımı arz eder ve bu vesileyle takdimi hürmet ve teşekkür eylerim efendim. Doktor Süheyl Ünver. Önce Atatürk inkılapları ile Atatürk hakkındaki eserleri ve eşyaları toplamayı kararlaştırır. Buna Lale Devri'nden beri yapılan yenilikleri aksettirecek gazete, dergi ve belgeler ve o devirlere ait eşya da ilave olunur. Bunun için belli başlı şahıslara şöyle bir yazı gönderilir. Efendim, şehrimizde kurulacak olan İnkılap Müzesi programı takdim kılındı. Milli gaye uğrunda hizmet ve fedakarlıkları görülmüş olan büyük vatanseverlerin müzede teşhire layık eşya ve asarını bir araya getirerek herkesin nazarı takdir ve intibahını arz eylemek başlıca emelimizdir. Nezd-i âlilerinde müzeyi alakadar edecek eşya veya asardan var ise tensip buyurulacakların ithafı suretiyle müzemizin tekamülü hususunda lütfü muavenet-i kerimanelerine müracaat ve cevab-ı âlilerine intizar ederim efendim. Şehremeni Müze Müdürü İdare Heyeti Reisi. Kısa zamanda pek çok eşya ile gazete, mecmua ve kitap toplanır. Öyle ki bina bunları alamaz duruma gelir. Onun üzerine Atatürk'ün evi dediğimiz binada yalnız ona ve onun devrine ait eşya bırakılır ve diğerleri Beyazıt'ta belediyenin onardığı medreseye taşınır. Yıl 1931. O binayı gösterebiliriz. Çok eski bir hali, etrafında görüyorsunuz bir duvar var. Bir de kapısını. Medresenin bir bölümündeki odalar ve önlerindeki cam mekanla kapatılan revak altları müze eşyasına, öbür tarafı da kütüphanenin kitap, gazete ve mecmualarına tahsis olunur. Bir tanesi. O zamanki bu arada teberrular devam eder. Bir taraftan da geniş selahiyeti olan komisyon gerek müze için, gerek kütüphane için eser satın almaya devam eder ve her iki müesseseyi zenginleştirir. Ancak bunların tanzimi, kaydı ve fişlerinin çıkarılması uzun bir zaman alır. Bu arada bazı gazetelerde kütüphanenin ve müzenin neden hala açılmadığına dair yazılar çıkar. Nihayet
1939 yılında İnkılap Müzesi ve Kütüphanesi'nin resmi açılışı yapılır. 11 Temmuz 1939 tarihli Akşam Gazetesi'nde bunun haberini görüyoruz. Haber şöyle: İnkılap Müze ve Kütüphanesi merasimle açıldı. Bir ay sonra da Atatürk inkılaplarını gösteren ikinci bir müze açılacak. Açılıştan 6 yıl sonra eşyanın çokluğu üçüncü bir taşınmayı icap ettirir. Ve müze 1945 yılında Gazanfer Ağa Medresesi'ne nakledilir. Biliyorsunuz Bozdoğan Kemeri'nin hemen bitişinde olan medrese halen karikatür müzesi olarak kullanılıyor. Çünkü şey müzesi oradan da çıktı. Yıldız Sarayı'ndaki yerine geldi biliyorsunuz. Evet. Ne daha var? Orada bir toplantıyı gösteren bir fotoğraf. Zengin bir koleksiyona sahip olan kütüphane uzun yıllar Beyazıt Medresesi'nde hizmetini sürdürür. Hatta Köprülü Kütüphanesi karşısında da bir şubesi açılır. Burada sadece Fahrettin Gelim Gökay'ın kitapları bulunur. Çünkü 7500 kitap tutan bu koleksiyonu Beyazıt'taki binada koyacak yer yoktur. Yani yer darlığı gene kendini göstermiştir. Bu defa 1973 yılında Cumhuriyet'in kuruluşunun 50. yılında geniş bir bina için bir imkan doğar. O yıl münasebetiyle birçok müessese kalıcı eserler yaptırmayı üstlenmiştir. Koç Holding grubu da belediyeye Taksim'de bir kütüphane yapmayı teklif eder. Yapılan protokolla bugünkü binanın temeli atılır. Son fotoğraf. Belediye Başkanı Dr. Bahri Atabey, Koç Bey, arkada da kütüphanenin o zamanki müdürü rahmetli Orhan Dursoy Bey. Evet. 1982 yılında kütüphane Beyazıt'taki medreseden bu modern binaya taşınır ve Atatürk Kitaplığı adıyla faaliyete geçer. O yıldan beri kütüphane bu yeni mekandadır. Şimdi onu tanıtan birkaç slide göreceğiz. Eski eserlerin ve gazetelerin okunduğu salonun bir bölümü. Gazetelerin ve eski eserlerin okunduğu eserleri bölümü, öğrenciler için eserleri bölümü bu oda. Burada diğer iki arkadaşın çalışmasını gösteriyor. Restorasyon bölümü var. Eski arşiv gazeteler, eski arşiv kitaplar onarılıyor. Bunların gazetelerin ve mecmuaların ciltlendiği cilt atölyesi kütüphanenin. Biliyorsunuz binanın dıştan bakıldığı zaman caddeden giriş katı tek kat gibi gözükür. Halbuki altta 3 kat daha vardır. Ve kitap deposu da bütün binanın altını, kalorifer bölümü hariç bütün binanın altını işgal etmektedir. Yapılırken Koç grubu tarafından raflar yaptırılmıştır. Tarihçeden sonra kütüphaneye kimlerin kitap hediye ettiğini görelim. İlk yıllarda alınan bir kararla 500'den fazla eser bağışlayanlar için ayrı bir bölüm tahsis edilmiştir. Koleksiyonlar o kişilerin adlarıyla anılmaktadır. Bu biraz da bizim eski vakıf kütüphane geleneğinin devamıdır diyebiliriz. Kitap bağışlayanların bir kısmının ismini okumak istiyorum. Muallim Cevdet, Ziya Emiroğlu, Yahya Recai, Talat Bayrakçı, Osman Nuri Ergin, İzzettin Derbent, Ali Ülvi Ermiş, Hakkı Nezih Erkson, İsmail Habib Sevük, Halit Bayrı, Halit Fahri Ozansoy, Fahrettin Kerim Gökay, Ahmet Kutsi Tecer, Behçet Kemal Çağlar, Tarık Safer Tunaya, Cihat İrem, Feridun Metin Nigar, Cafer Ergin, Kemal Sahirsel, Muhsin Ertuğrul. Bu son ikisinin yalnız kitaplarını Koç grubu satın almış, kütüphaneye onlar hediye etmiştir. Bağışlar bugün de devam etmektedir. Şu son yıllarda
Atilla Özkırımlı, Şükran Kurdakul ve Süreyya Baydargil'in kitapları kütüphaneye intikal etmiştir. Aşağı yukarı 5-6 ay önce de Laika Karabey Hanım'ın adına kızı Filiz Ofluoğlu onun eserlerini kütüphaneye bağışlamıştır. 500'ün altında kitap verenlerin eserleri Belediye Kitapları adlı koleksiyona da toplanmaktadır. Yani eserlerin çoğu kitaptır. Fakat kütüphanede bunların yanında çok değerli ve zengin gazete koleksiyonları, Türkçe ve yabancı dillerde, mecmua koleksiyonları, yine Türkçe ve yabancı dillerde, atlaslar, haritalar, sennameler, albümler, takvimler bulunmaktadır. Bunların hepsinin katalog işleri yapılmıştır ve araştırıcılar kolayca faydalanmaktadırlar. Dillere göre bir ayrım yaparsak, kütüphanede Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Ermenice ve Rumca, İtalyanca, Rusça eserler olduğunu söyleyebiliriz. Kütüphanenin fiş katalogları yanında matbu katalogları da vardır. Uzun yıllar kütüphanenin müdürlüğünü yapmış olan merhum Orhan Durusoy, Osman Ergin koleksiyonunun matbu Arapça ve Farsçaları kitaplarıyla Türkçe ve yabancı dil kitaplarının bir de belediye koleksiyonundaki Arapça ve Farsça matbu eserlerin katalogunu hazırlamış ve bunları 3 cilt olarak neşretmiştir. Arada kütüphanedeki Arap harfli süreli yayınlar İrsika'nın 1986'da yayınladığı ve o yıllarda Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin müdürü olan Hasan Duman tarafından hazırlanan toplu kataloğunda yer almaktadır. Şu katalogda bütün kütüphanelerin olduğu gibi Atatürk kitaplığındaki süreli yayınları da bulmak mümkündür. Kütüphanedeki salnameler de aynı yolla bilim alemince bilinmektedir. Yine İrsika'nın yayınladığı tıp yazmaları kataloğunda Atatürk kitaplığından 12 yazma eser bulunmaktadır. Profesör Ramazan Şeşen'in Türkiye kütüphanelerinde bulunan bazı nadir Türkçe yazmalar ve Türkiye kütüphanelerindeki tanıtılmamış bazı Farsça yazmalar makaleleriyle Beyrut'ta basılan ve kısaca Nevadir-ül Mahtutat dediğimiz Türkiye kütüphanelerindeki nadir Arapça yazmalar kataloğunda da belediye ve Muallim Cevdet yazmalarının nüshaları yer almaktadır. Ve basılmamış bir fakülte tezi vardır. Cemal Erdem tarafından 1976'da yapılan bu tez, İstanbul Belediye Kütüphanesi Türkçe Mesnevi Yazmaları Kataloğu adını taşımaktadır. Kataloglar dolayısıyla konu yazma eserlere intikal etmiş oldu. Atatürk kitaplığında yazma eserler bakımından 3 ana bölüm bulunmaktadır. Muallim Cevdet yazmaları, Osman Ergin yazmaları ve belediye yazmaları. Adlarından anlaşılacağı üzere birinci ve ikinci koleksiyonlar kurucularının adlarıyla anılmaktadır. Şimdi bu yazma eser kütüphanelerini ve onları vakfeden şahısların hayat hikayelerini kısaca anlatmaya çalışalım. Muallim Cevdet 1883'te Bolu'da doğmuştur. Yüksek muallim mezunudur. 32 yıl öğretmenlik yapmıştır. Son görevi Başbakanlık Arşiv Tasnif Heyeti Başkanlığı idi. Oradan ayrıldıktan kısa bir süre sonra 1935'te İstanbul'da vefat etmiştir. Ali Emiri Efendi gibi hayatı boyunca kitap toplayan bu muhterem insan, yakın dostları Osman Ergin, Doktor Süheyl Ünver ve Raif Yelkenci'nin teşvikleriyle ölümünden 3 ay önce bütün eserlerini belediye kütüphanesine hediye etmiştir. Yalnız 3000 civarında yeni harfli kitabı Haydarpaşa Lisesi'nde kalmıştır ve onları devralmak mümkün olamamıştır. Muallim Cevdet'in belediye kütüphanesine verdiği kitapların 4723 cildi yabancı dil, 2969 cildi eski harfli basma ve 756 cildi yazmadır. Osman Ergin büyük bir kadir şinaslık yaparak onun hakkında 1937'de Muallim Cevdet Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi adlı 748 sayfalık bir kitap neşretmiştir. Cevdet yazmalarının katalog işleri yazılmıştır ve kütüphanede bunlardan faydalanılmaktadır. Koleksiyonunda tahrir defterleri, vakıf defterleri, masraf defterleri yanında çok kıymetli tarih ve edebiyat kitapları bulunmaktadır. Onların önemlilerinden birkaç tanesini sayacağım. Küçük boy 253. Biliyorsunuz Belediye Kütüphanesi'nde, bugünkü adıyla Atatürk Kitaplığı'nda kitaplar
küçük boy, orta boy ve büyük boy diye ayrılmaktadır. Ve numaralarının yanında bu harfler mutlaka söylenmelidir. Küçük boy 253. Şeyhinin Hüsrev ve Şiirin adlı eseri. İstinsah tarihi 887 Hicri. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ndekiler bundan daha sonraki tarihli yazmalardır. 112 numarada, K212 numarada kayıtlı Kaside-i Bürde'nin Rumca tercümesi Arap harfleriyle. Mevlid'in Rumca tercümesi yine Arap harfleriyle. Küçük boy 64, Divan-ı Mücirettin Farsça bir eser. İstanbul'da sadece Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi'nde tam bir nüshası var. İki yerde de Nur Osmaniye ve Hekimoğlu'nda da divandan müntabat var. Matrakçı Nasuh'un Orta Boy 50, Tuhfetül Guzat adlı 183 yapraklık musavver bir eseri. Bu üniversite kütüphanesinde herhangi bir nüshası yok, Topkapı Sarayı'nda da yok. Ancak Süleymaniye Esad Efendi bölümünde 42 yaprak olarak bir nüshası bulunmaktadır. Savaş usullerini öğreten bir gazavatnamedir. Orta Boy 3, Raşit Paşa'nın Tarihçe-i İbret Nüma adlı 26 yapraklık bir eseri. Bu, Vakayı Hayret Numa'nın zeylidir. Vakayı Hayret Numa'nın da tek nüshası Tarih Coğrafya İstanbul Kütüphaneleri Tarih Coğrafya Yazmaları kataloğunda zikredilmektedir. Ve orada eser tanıtılırken bugün Yugoslavya'da cereyan eden hadiselere aynısı, hemen hemen aynısı olduğu için onu okumak istiyorum. Eser hakkında bilgi verilirken şöyle deniliyor. Belgrad zenginlerinden Akil ve Nakil adlarında iki kardeşten Akil, Sırpların Müslümanlar aleyhindeki düşüncelerine bakarak Belgrad'ın atisini, yani geleceğini tehlikeli gördüğünden 1826'da Mısır'a göç etmiş, Nakil Belgrad'da kalmıştır. Çok geçmeden Sırpların Müslümanlara taarruza başlamaları üzerine Nakil de sair Müslümanlar gibi malını mülkünü bırakarak Belgrad'dan kaçmış, perişan bir halde Mısır'a gidip kardeşi Akil'i bulmuştur. Akil, kardeşinden Belgrad'da geçirdiği sıkıntılı günleri ve Müslümanların Sırplardan gördükleri zulümleri anlatmasını istemiş. Bu sorulara Nakil'in verdiği cevapları o vakit Mısır'da bulunmakta olan Belgradlı Raşit Paşa sualli cevaplı bir şekilde tespit ederek Vakayı Hayret Numa ismiyle 3 ciltli bir kitap halinde toplamıştır. Bu eserin 1. cildi basılmıştır. İstanbul 1291, Divitçiyan Matbaası 251 sayfa. Tarih Coğrafya Yazmaları kataloğunda tavsif edilen nüsha Ali Meri Efendi'de ve eserin 2. cildi. 3. cildi hakkında bilgi yok. Diğer önemli yazma eserler Divan-ı Cami İstinsah Tarihi 898 Hicri, Müşkilat-ı Şehname İstinsah Tarihi 949 Hicri, Duayüzül Firdevs Farsça İstinsah Tarihi 750 Hicri, bu Sayın Ramazan Şeşe'nin makalesinde de geçiyor. Mevlana'nın Nesayül Veled adlı eseri İstinsah Tarihi 876 Hicri, Ahmet Ateş Hoca'nın kataloğuna göre bu ikinci nüsha oluyor. Divan-ı Hayali Farsça İstinsah Tarihi 891, Divan-ı İbrahim Bey İstinsah Tarihi 953 Hicri, Divanlar kataloğuna göre İstanbul'da bu ikinci nüsha oluyor. Mizanül Hat, bunun Millet Kütüphanesi'ndeki nüshası Osmanlı Yayın Evince yayınlandı. Biliyorsunuz bir nüsha da Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde var. Aşık Paşa'nın Garipnamesi İstinsah Tarihi 838 Hicri. Bu da Topkapı Sarayı Müzesi'nin kütüphanesindeki nüshalardan daha eski bir nüshadır. Nuri Tarihi, diğer nüshası Aşir Efendi Kütüphanesi'ndedir. Bu ikinci nüsha oluyor. Divan-ı Mevlana Celaleddin Rumi, İstinsah Tarihi 723 Hicri. Bu da çok eski bir nüshadır. Demek ki Muallim Cevdet de Ali Meri Efendi gibi seçerek kitap toplamıştır. İkinci vakıf Osman Nuri Ergin 1883'te Malatya'da doğmuştur. Darüşşafaka'dan sonra Edebiyat Fakültesi'nde okumuş ve oradan birincilikle mezun olmuştur. Vilayet mektupçusu olarak bilinen Osman Ergin aynı zamanda çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. 46 yıl süren başarılı memuriyetinden daha önemli olanı yazmış olduğu eserleridir.
belediye kütüphanesinin kuruluşunda da rolü büyüktür. Osman Ergin 1961 yılında vefat etmiştir. Yazdığı eserlerin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz. Mecelle-i Umuru Belediye 5 cilt. Türkiye Marif Tarihi 5 cilt. Darüşşafaka Tarihçesi. Türk Şehirlerinde İmaret Sistemi. Tarihinde Vakıflar, Belediyeler, Patrikhaneler. İstanbul Şehri Rehberi. Fatih İmareti Vakfiyesi. Muallim Cevdet, Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi, biraz evvel bahsettiğim. Abdülaziz Mecdi Tolu'nun Hayatı ve Şahsiyeti, İbn-i Sina Bibliografisi. Hepsi birbirinden kıymetli olan bu eserlerin sahibi Osman Ergin, Belediye Kütüphanesi'ne 6869 basma kitap, 1959 yazma kitap bağışlamıştır. Basma kitaplarının Arapça ve Farsça olanları bir ciltte, Türkçe ve yabancı dil olanları bir ciltte olmak üzere katalogları yayınlanmıştır. Yazma kitaplarının kataloğu da hazırlanmaktadır. Küçük bir bölümünün listesi teksir edilerek 2 yıl önce belli başlı kütüphanelere gönderilmiştir. Ergin yazmalarının çoğu tasavvufa dairdir. Bunlar arasında Muhiddin Arabi'nin eserleriyle şerhleri büyük yer tutar. Ahmet Avni Konuk'un eserlerinin önemli bir kısmı da Osman Ergin yazmaları içindedir. Şimdi önemli yazmalarından bir kısmından bahsetmek istiyorum. 4 numarada El Cevahirü Seniyye Fin Nisbe Vel Keramatil Ahmediye'nin tercümesi. Keramat Ahmediye dedi, Ahmet Bedevi'nin keramatı. 24 numarada Gülşen-i Raz tercümesi. Telif tarihi 1324 Hicri 1906 Miladi. Şevisteri'nin bu eserini Abdülbaki Gölpınarlı şerh etmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı klasikleri arasında basılmıştır. Gölpınarlı ön sözünde bu kitabın Avni Konuk'un da bir şerhi olduğunu fakat görmediğini yazıyor. Ve bu nüshanın o olma ihtimali vardır. 86 numarada yine Abdülbaki Gölpınarlı Hoca'nın Mecdiname tercümesi ve Mutalsımat şerhi vardır. Bu eserlerin asılları Ahmet Mecdi Tolun'undur. 93 numarada İsmail Hakkı Bursevi'nin Şeceretül Yakın adlı eseri nadir bir nüsha. 470 numarada Mesabi-ü Tefrit fi Fazl-ı Tevhid İbnül Habbal'ın bilinen tek nüshasıdır bu eser. 496 numarada Aziz Mahmud Hüdayi'nin Mecalis adlı eseri, bu da nadir bir nüshadır. 111 numarada Abdullah Ensari'nin Menazilü Sairin adlı eserinin Ab-ı Hayat adıyla nadir bir tercümesi vardır. 598'de Abdülrezzak el-Kâşi'nin Tevilatül Kur'an adlı eseri, İstinsah tarihi 885 Hicri. 1136 numarada da Mehmet Senayi'nin divanının müellif nüshasından yazılmış bir nüshası vardır. Yazma eser bölümü, belediye yazmaları demiştik. Belediye yazmaları dediğimiz koleksiyon, çeşitli kişilerin değişik zamanlarda kütüphaneye bağışladığı yazma kitaplardan meydana gelmiştir. Yeni harfli ve eski harfli basma kitaplarla birlikte verilen yazmalar da oradan ayrılarak bu bölüme kaydedilmiştir. Bu arada satın alınan yazmalar da vardır. Bu bölümdeki bağış sahiplerinden birkaçının adını veriyorum. Hayrettin Alptekin, Saadettin Ferit, Ali Rıza Öge, Feriha Tokuz, Kemal Sahipsel, Feridun Metin Nigar, Halit Bayrı, Ali Ülvi Ermiş, Talat Bayrakçı, Hasan Cafer Ergin, Galip Bektaş, Melek Özmercan. Belediye yazmalarının kaydedildiği defterin sonunda ayrıca Fatma Aliye Hanım Evrakı adlı bir bölüm bulunmaktadır. Aynı deftere Tezakir-i Cevdet ve Yazma Kur'an-ı Kerimler de kaydedilmiştir. Koleksiyonun katalog fişleri yazılmıştır. Ancak son zamanlarda teberrüye edilen kitapların fişleri çıkmamıştı. Onlar da geçen yıl hazırlandı ve bunların bir de makbul kataloğu yazmalarında hemen her konuda kitap vardır. Aralarında cönkler önem taşımaktadır. Sadece şu matbu katalogda 28 cönk tavsiye edilmiştir. Yazarlarının kendi el yazısıyla olan roman asılları belediye yazmaları içindedir. Aka Gündüz, Mahmut Yesari, Duran Tan ve Fikri Halit Karay'ın romanları bunların arasındadır. Yazmalarından 3-4 önemli kitap. Küçük Boy 478 Divan-ı Hafız, İstinsah tarihi 845 Hicri, Küçük Boy 534,
Nabi'nin Hayrabat adlı eseri. Bunu 1117'de telif etmiştir. Nusa'nın istinsah tarihi 1124'tür. Yani telifinden 7 yıl sonra. Küçük boy 604, Ahmet Muhtar Paşa'nın Ahkamül Harp ve Sulh fil İslam adlı 22 yapraklı kendi el yazısı olan bir küçük risalesi. Küçük boy 75, İstanbul'daki tekkelerin tarihleri ve banileri, bu da yayınlanmıştır. Kütüphanedeki yazma eserleri tanıtmak amacıyla çeşitli münasebetlerle sergilerde düzenlenmektedir. Mesela 1988'de Milletler Arası Türkoloji Kongresi münasebetiyle Türkçe Yazma Divanlar Sergisi, aynı yıl Vakıflar Haftası boyunca Vakıf Defterleri Sergisi, daha sonraki yıllarda Türkçe Yazma Mesneviler Sergisi, geçen yılda Atatürk Kitaplığı'na yeni bağışlanan Yazma Kitaplar Sergisi açılmıştır. Dua bakımından zengin olan Atatürk Kitaplığı yazmalarının bir kısmı sanat değeri bakımından da önemlidir. Şimdi bunlardan birkaç örnek göreceğiz. Bunlar çok amatörce çekilmiştir. Bu itibarla müsamahanıza sığınıyoruz. Tarihi bir belediye yazmalarından seçmelerdi. Şimdikilerde Muallim Cevdet. Kitap okunmaz, not alınır derdi. Ben de 3-5 yazmadan aldığım notlarla sözlerimi tamamlayacağım. Muallim Cevdet, küçük boy 136 numaralı yazmaya Muallim Cevdet'in kendisinin yazdığı bir not. Kitabın adı Halep vilayetine dair kayıtları havi defter. Bunun ilk yaprağına şöyle yazmış. Adaşım Cevdet Paşa merhumun bu defterini Cenab-ı Hak Mehmet Cevdet kuluna nasip etti. Ne yazık ki bunu ve daha birçok hatıralarını saklamayı düşünmeyen ailesi hepsini 30 yıl evvel satmış. Vidye-i Umumilerden müteveffa Zeki Bey'in babası Ferik Bahriyeli Mehmet Paşa almış. Zeki Bey'in 1931'de vefatında bu ve diğer el yazısı hatıralar bizim sahaf Mahmud Efendi tarafından satın alınmış. Ben de ondan aldım. Türkçenin hukuk lehçesini yeniden dirilten ve memlekete en mevsup bir tarih yazıp hediye bırakan bu yüksek alimin hususi hatıralarını saklamayı bilmeyen ve onları pek ucuza elden çıkaran ailesi de ne kadar gücendi. Yahu insan müzeye hediye eder de o alimin adını sanını yaşatır. Satmakla hem hatıralar mahvolur hem de ele ehemmiyetli bir para girmez. Küçük boy 138 numaralı kitaptan bir parça. Tuna Nehri'nin kıyılarındaki köy ve kasabalar hakkında risale. 2A yaprağında şöyle başlıyor. Sırp eyaletinin baş şehri olan Belgrad şehri, Sava ve Tuna Nehri'nin aralarında olup devam ediyor, kaleyi vesaireyi anlatıyor. Zikrolunan Belgrad şehrinde katı çok, yani pek çok Yahudi ve Sırp taifesi vardır. Ancak sükkan ve ahalisinin iki katı ehli İslam'dan ibarettir. Belediye küçük boy 207 numaralı kitaptan bir beyit. Akil oldur ki koya yerine bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Belediye Orta Bay 35 numaralı Nizamat Mecmuası adlı bir mecmua. Burada belediye, orman, efkaf nizamnameleri yanında bir de enfiyecilik nizamı var. Oradan bir cümle. Prizren enfiyesi 3, Yanya enfiyesi 9 kuruş fiyatla tüccar ile mukavele ve kontrat yapılsın diye devam ediyor. Osman Ergin yazmalarından 1550 numarada bir not. İş bu tembihat-ı azime, mecmu müridana hediyedir. İstanbul'a gelmek murad eden, geldikte evvela gece ve gündüz sakin olacak yerini bulup, badehu üstazı ziyarete gelmelidir. Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin. Ve son olarak Osman Ergin, 1515 numaralı kitapta bir not, son kısmı kitabın.
Çeşitli milletler burada değişik hayvanlara benzetiliyor. Kimi yılana, kimi deveye. Sonunda sıra Türklere geliyor. Türk taifesi koyun gibi olur. Birbirine muvafakati ve ülfeti ve muhabbeti ve şefkati vardır. Görmez misin kim koyunun mecmusu birine uyar. Ve dünyada cemi hayvanatta koyundan menfaatlisi yoktur. Ve koyundan yavaşı da yoktur. Ben mümkün olduğu kadar hızlı olmaya çalıştım ama yine sizin bir saatinizi aldım. Sabrınızdan dolayı teşekkür ederim. Nail Bey'e teşekkür ederiz. Keşke daha fazla zamanımız alsaydı da daha bir detaylı olarak kütüphaneyi ve diğer kütüphaneleri tanımak imkanımız olsa. Herhalde ilave edecek, soracak bir şeyler olan arkadaşımız var, arkadaşlarımız vardır. Ben Nail Bey namına suale açayım. Buyurun Bülent Bey. Onları söyledim galiba nerede okuduğunu. Numaralarıyla beraber söyledim. Ha evet. Biz mesela bu farz edelim bu iki kitabın kendisinin fotokopilerini istesek verirler. Evet. Bir de ışık bunları bozar mı? Şimdi bu kitaplar hepsi eski adıyla Belediye Kütüphanesi, şimdiki adıyla Atatürk Kitaplığı'nda Taksim'de. Evet. Şelton Atel'in alt tarafı. Tamam. Kütüphaneyi biliyorsunuz. Evet. Onun giriş katında değil de alt katında eski harfli eserlerin ve gazetelerin mecmuaların okunduğu bir bölüm var. Oraya geldiğinizde bu eserleri istediğiniz takdirde eğer kitap çok harap değilse, evet, o esnada onarılmıyorsa, ciltlenmiyorsa size mesela o tekeler kitabı okuyucuya pek çıkmıyor çünkü çok dağınık bir vaziyette. Onu Şinasi Akbatu Bey İslam Medeniyeti adlı bir dergide yayınlamış. Tamamını. Tamamını. O da kütüphanede. Hatta fotokopisini elde ettik. Dergi Beyaz Kütüphanesi'nde var. Biz oradan fotokopisini istedik. İslam Medeniyeti. Evet. Yani o fotokopiyi okuyabilirsiniz. Bir de Mehmet Tayşi'nin hazırladığı Almanya'da basılan bir nüshası var. O da kütüphanede var fotokopisi. Her ikisinden de faydalanabilirsiniz. O tıpkı basın olmuş Almanya'da. Hayır hayır. Bugünkü yazıya naklederek. Yeni yazıya naklederek yayınladı. Dekelerle ilgili kitap. O da kütüphanede. Onu da geldiğiniz takdirde. Yok hayır değil, o sağlam. Onu okuyabilirsiniz. İşte eserlerden mikrofilm alma da bir yönetmeliği tüzüğü var. O şartlara uymak kaydıyla temin edilebilir. Şeyden yazma kitaplardan fotokopi alınmıyor. Hayır kesinlikle. Onlardan sadece mikrofilm alınıyor. Bir defa mikrofilmi alınıyor, ondan sonra isteyenlere ister mikrofilmi veriliyor, isterse mikrofilmden fotokopiyi alma cihazı da var kütüphanede. Hangi sayfanın, hangi yaprağın fotokopisini istiyorsanız o size verilebilir. Bir de bu değerli kitaplardan yurt dışında olanların Amerika'da veya Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da olanların yerleri belli mi? Oralardan mikrofilmi getirerek ilgili yerlerde koyma şansımız var. Var. Evet. Böyle kitaplardan işleyse kopyalar bizim milletimizin faydasında Türkiye'de sunma imkanı var mı? O tabii bakanlığın işi. Yalnız bu bizim kütüphaneden, Atatürk kitaplığından yurt dışına kaçırılmış kitap yok. Evet. Şahısların ellerinden vaktiyle giden kitaplarımız var. Onların bir kısmı yurt dışından mikrofilmleri araştırma vesilesiyle veyahut Süleymaniye Kütüphanesi yurt dışından bir araştırmacı veya bir kütüphane, bir kuruluş, bir mikrofilm isterse hemen deniyor ki siz, sizde bulunan şu kitabın filmini yollarsanız biz size filmi yollarız. O şekilde mütekabiliyet esasına göre Süleymaniye Kütüphanesi'nin mikrofilm arşivi bu surette epeyce zenginleşmiştir. Arkada bir hanım var, o yurt dışına kaçırılmış ve Türkiye'de hiç nüshası bulunmayan bir yazma kitabın 3 nüshasının mikrofilmini kütüphane Türkiye'ye getirtti ve onun üzerinde çalışıyor. Bir de ben vaktiyle Kültür Bakanlığı'na söylemiştim. Ben bir deniz filmi bir zaman yerinde kitap
yaparsa bunlar böyle kiloyla eskiciye veyahut da sahaflara düşmeden devlet müdahalesiyle hemen bunu önceden tespit edilmiş tarihlerde efendim daha önce de gidip ebediyete intikal ederse evde hak vaki olursa lütfen bunu biz değerine kadarsa verelim de alalım şeklinde rica etmiştim ama 15-20 sene belki 30 sene önce acaba böyle bir kaide bulundu mu? Yoksa yine ziyan mı oluyor? O deli şikayet ediyor. Yok, şimdi hiç ziyan olmuyor. Herkes değerine satıyor şeylerde. Tabii devlete de satıyor. Efendim müzayedelerde görüyorsunuz bir kitap 17 milyona gidiyor. Herkes değerinin üstünde satmaya çalışıyor. Evet. Allah razı olsun o sahaflar olmasa çok kitap kaybolurdu. Yani keşke sahaflara düşsün kitap. Keşke ki onlara düşsün. Bir öyle satılamıyor. Evet efendim. Buyurun efendim. Yazılmış bir eseri var. Var bu şahsın. Var. Adı geçiyor ama evet, eseri kendisini siz görmediniz. Hayır tabii dedemiz yok. Evet. Fakat talebeleri de bahsetmişti. Ben şeyde bulabilirim. İsmini verseydim. eserini bulamıyorum. Şimdi efendim eser ya kütüphanelere intikal etmiştir. Yazma olarak eğer basılmadıysa. Sanırım yazmadı. Tamam. Bir kütüphaneye varisleri hediye ettilerse o kütüphanedir. Bugün ilk gideceğiniz yer bence Süleymaniye Kütüphanesi olmalıdır. Oranın katalog işlerine bir defa bakacaksınız. Acaba oraya verilmiş midir o kitap? Basıldıysa tabii daha kolay bulunur ama yazma ise ilk gideceğiniz yer Süleymaniye. Ondan sonra diğer kütüphaneleri bir dolaşmak lazım. TÜYATOK fişlerine bakmak lazım. Evet. Yani kütüphaneleri teker teker gezmek icap eder. Efendim ben bir şeyim az bir şey gördüm. Altında Türkçe yazıyordu. Satır arası tercümeler deniliyor ya. Osmanlıcanın ağır ağdalı şeyim acaba bizim anlayacağımız seviyede. Valla anlayacağınız şeyde olan bir tanesi yayınlanmıştır Kültür Bakanlığı tarafından. Profesör Ahmet Topaloğlu. Ahmet Karaman. Topaloğlu, pardon, tamam. Ahmet Topaloğlu. Yayınlarında gidip satın alabilir miyim? Tükenmiştir çünkü 10 liraydı onun fiyatı. Bugün 10 liraya bulamazsın. Olarak, metin ve sözlük olarak, evet, iki cilt olarak. Çok güzel bir şeydi. 15 sene önce gayet yayınlandı. Gayet belki sahaflarda bulursunuz. Kütüphanelerde bulabilirsiniz. Kütüphanelerde? Bu şekilde altında Türkçe izahatı yazılır, Kur'an diye. Şimdi o satır var mı? Evet, Bülent Bey onun için bir müsait günde bizim buraya buyurun Nejat Sefercioğlu Bey'i bulun. Hepsinin kaydı var Nejat Bey'de. Türkçesi, Farsçası hepsinin kaydı var. Bir arşiv meydana getiriyorlar. Efendim, Şevket Rado Bey oradan Viyana'dan bir yazma eseri buraya getirdi. Supot. Evet. Ve onu verdiler bastırdı. O kadar kalın değildi. Efendim, o kadar kalın değil, evet. Evet. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz sizlere ve Nail Bey'e. İlk temennimi ben burada tekrar edeyim. Diğer kütüphaneler içinde birer Nail Bey, diğer koleksiyonlar içinde birer Osman Ergin çıksın ki İnşallah bunlar değerlenir ve tanınmak fırsatı bulunur. Teşekkürler efendim. Ben de teşekkür ederim. Efendim. Tercüme edildiğini bilmiyorum. Girit'te mesela.